Evet sayın dinleyenler tekrar hoş geldiniz. Bugün Wawanko inceleyeceğiz. Wawanko demiş kitabımız, bu form Son, Sasa ve Rumba Wawanko'da kullanılır. Dolayısıyla Son Wawanko veya Sasa içinde bir Wawanko bölümü ve Rumba'nın türlerinden biri olarak Wawanko kullanılır. Bu formu Araplardan kendilerine aktaran İspanyol ve Kanarya Adaları sakinleri kökün Araplar olduğu iddia ediliyor. Küba'ya taşımışlardır. Araplardan İspanyol ve Kanarya Adaları sakinlerine geçiyor ve daha sonra Küba'ya taşınıyor. Özellikle ilk bölümde olan Diana kısmında Arabik etkiyi işitebilirsiniz. Diana'nın açıklaması ne demiş? Bir dizi ezgisel hecelemeler veya metin. Biz bunu lelolei olarak biliyoruz. La 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 gibi bir girişe Diana deniyor. Form toplamda aşağıdaki gibidir demiş. İlk olarak kanto ve bazen de koro tarafından takip edilen bir Diana kısmı yer alır. Ya burada kantodan kastı lirik solo veya düet olabilir. Yani tek bir ön vokal veya iki tane vokal birlikte giriş yapabilirler. Bazen koro tarafından giriş yapılır. Koroyla da giriş yapılabilir. Buna pregonero da deniyor koronun konuşmalarına. Ana tema ise burada Diana formu arkadaşlar. Lelolei kısmı. Form iki adım geriye dönüşe izin vermekteymiş. Dolayısıyla koro kısmından sonra tekrar Diana kısmına dönmek mümkünmüş. Kısa süre içinde şarkı Piragon'a ulaşıyor. Yani koronun sürekli tekrarlarına ulaşıyor. Ve form bu noktada sadece kantoya dönüşe müsaade ediyormuş. Yani kalıpsal olarak baktığınızda girişe girdik, geldik. Diana ile geldik. Ondan sonra ön vokal hikayeyi anlattı. Tekrar bir Diana olabilir diyor. Tekrar bir hikaye anlatımı olabilir diyor. Sonra bir yerden sonra Piragona yani koro vokal atışmasına alışverişine geçiyor. Ve bundan sonra da ancak nereye geliyor? Tek vokalin veya düet vokalin konuşmasına geri gelebilir diyor. Mambo'ya vardıktan sonra ise, müzik mambo bölümüne vardıktan sonra ise artık geriye dönüş olası değil. Anlaşılacağı gibi mambo kesitine birkaç dakikalık solo ya da tekrar yapılabilir. Mambo bölümünde sololar var. Oradan çok iyi anlayabiliriz. Veya mambo bölümünde koro piragona benzeyen ancak koro ve piragonla yani ön vokal ve geri vokale konuştuğunda iç içe geçtiği ya da çok yakın olduğu daha iç içe olan bir bölüm. Nereye göre? Montuno'ya göre yani piragon bölümüne göre. Mambo biraz daha iç içe geçmiş oluyor. Enstrüman soluları da burada oluyor. Yapılabiliyor. Ve daha sonra da finale ulaşıyor. Wawanko. Sonla mix olabilir. Yani sözleri wawankolardan, rumbalarına alınmış olan sonlar olabilir. Veya sadece parçanın ezgisi direkt son wawanko türünde olabilir. Bu tür parçalarda piyano girişi çok spesifik ayrı bir türde çalınıyor. Nefeslerin girişi yine oldukça özelleşmiş. Yine Diana'yı La 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 Lay bölümünü işitebiliyoruz. Rumba Wawanko'da genelde tabii ki piyano ve nefesler olmuyor. Sadece perküsyon oluyor. Orada Diana'nın girişiyle biraz daha anlaşılır hale geliyor. Ancak ben Yanbularda da Diana girişini oldukça fazla duyuyorum. O da ayrı bir şey. Yani Diana demek sadece Wawanko mu demektir? Pek öyle değil gibi gözüküyor. Kora Piragon bölümü içinde bir not var burada. Vokal şarkıcı buna Piragonero diyor. Bunun da koro arasındaki çağrı cevap ilişkisine demiş. Salsa formunda Montuno ismi verilen
Vam kısmında bulunur. Yani biz dans edenler olarak aslında bunu direkt montuno olarak söylüyoruz. Koro vokalin konuştuğu bölüm olarak söylüyoruz. Dansımızı da ona göre bir tık daha enerjik hale getiriyoruz. Toplamda son wawanko'da veya salsa'da değişen bir şey var mı? Diana dans olarak baktığımızda Diana girişi duyulduğunda bir rumba ezgisi olduğu gibi dansta bir rumbaya geçiş, bir rumba elementi birazcık kullanmak güzel olabilir. Onun dışında dansın içinde tabii ki işte dansa dönüşler esnasında bir yerlerine rumbalar sıkıştırmak, yambu ya da bu avanko motifleri sıkıştırmak hoş olabilir. Figürel anlamda ise dönüş zenginliği çift el tek elde değişen bir şey yok ki zaten o dönemlerde çift elde dans edilmiyordu. Bunu biliyoruz. Daha çok beden zenginliği, ayak zenginliği mevcuttu. Hangi dönemlerden bahsediyorum? Küba müziğinin altın yılları olan 40'lı 60'lı dönemlerden, o dönemdeki stilden bahsediyorum ki hala devam eden bir stildir. Klasik kasino stili diyebiliriz. Örnekleri aşağıda paylaşıyor olacağım. Hepinize güzel günler diliyorum. Müzikle kalın.